olsun. Bize örnek olanlara söyleyin. Konuşmamızı beğenmiyorsunuz da bize örnek olanlara söyleyin. Ben konuşmamı beğenmiyor değilim. Bana çok sevimli ve çizgi film kahramanı gibi geliyorsun. O yüzden de hiç benim ön yargım vardı. Çünkü Murat Boz'la Aslı Enver'in ayrılığındaki o partide siz vardınız. Ve orada senin veyahut da kardeşinin Murat'la bir alakası olduğu gibi söylemler çıktı. O zaman bir gıcık kapmıştım yani. Ama sonradan sen geçen sefer geldin dedin ki hiç öyle bir alakamız olmadı. Hatta o benim telefonumu istedi dedin. Bir şey söylemiştin. Var mıydı yok muydu? Şimdi gerçeği söyler misin? Çünkü ben Murat Boz senin gibi güzel bir kadını kaçırmaz. Ya telefonla istemiş. Vallahi ben. O, hayır, telefonu, o daha ünlü. Ama o zaman ayrıydı sonuçta. Bir evliliği yok kimseyle. Hani belki bir kız arkadaşına ayrılık süreci vardı. Sen de güzel bir kızsın yani çok. Yani hiçbir erkek de hani şöyle görüp de şöyle yanından geçeyim aynen de gideyim demez. Hani sen de bana dedin ki o benim telefon numaramı istedi gibi bir şey söyledin. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani, elektriklenme oldu mu kardeşim? Ya of. Ya bir ses söyleyeceğim. Ukalalık olacak da. Şimdi ben yurt dışına gittiğimde dünya starlarıyla da aynı yerde bulunabiliyorum. Çünkü yurt dışında bu daha kolay biliyorsunuz tabii ki. Hani hi Justin, Justin Bieber hi der. Yani o yüzden bu konunun bu kadar büyütülmesi bana inanılmaz ses geliyor. Hayır büyütmüyor, sadece merak ediyoruz. Merak ediyoruz yani öyle bir elektrik hani, oldu mu olmadı mı? Elektriklik bir durum yoktu. Olmadı. Biz çünkü Murat Boz'u dinleyerek büyüdük. Ben çocuktum o ilk çıktığında. Çünkü bu bambaşka bir şey. Peki o partiden sonra görüştünüz mü? Yani orada tanışıp vallahi o partiden sonra bana sadece Eser'le biraz daha yakındık. O sadece dedi. Bunları da anlatmamam mı gerekiyor? Yok ya. Artık zaten çok geçti üstünden. Sadece Bahar dedi konuşmasın lütfen. Çünkü bu konu büyüyecek dedi. O zaman Bahar'la ilgisi vardı Murat Boz'un. Hayır, onunla ilgisi yok. Sadece Bahar biraz daha böyle çocuk olduğunu, çocuksu bir tarz partide olduğunuzu mu söylemesin fark ettikleri dedi için. Hayır, biz ne söylersek söyleyelim bu konuyu uzatmak adına kullanacaklarını. Tabii ki onlar bizden daha tecrübeli insanlar olduğu için bize yol gösterdiler. Çünkü çok güzel bir magazindi. Kim doğrudu. Bu yolu gösterdi? Eser. Peki Eser'le bir alakan var mıydı senin? Ben Eser'e de çok üzüldüm o olayda. Eser'in hiçbir suçu yokken o da aynı şekilde arkadaşlarım. Suç ne ki? Şimdi? Suç partilemek diyorsanız onda da yanlış yani. Soralım, biz bunu çok merak ediyoruz. Partilemek ne demek tam olarak? Partilemek. Hani partilemek parti insanların, ebeveynlerimizin uyuduğu saatlere denk gelen bir sosyal faaliyet. Partilemek anne babalarımızın uyuduğu saatlere denk gelen. Bayağıdır peki işi olan faaliyet. Hayır, partide... partide partilemenizde bir problem yok. Eser'in yapmış olduğu hata Aslı Enver'le çok yakındı. O yüzden ama de hemen... Eser'in yapmış olduğu bir şey yok ki. Partide tek kız olan biz değiliz. Organizasyonu kim yaptı? Tek erkek ünlüler de onlar değil. Tamam. Organizasyonu kim yaptı? Bak Arto ne diyor kız? Şimdi duymuyorsun. Eksik olan bir tek onlar değildi diyor. Organizasyonu kim yaptı? Zahim Malik de vardı diyor. Tamam. Organizasyonu kim yaptı? Organizasyonu ben yapmadım. Ben en son gelen kişiyim. Zaten terliklerimle koşuyorum yani. Davet eden kimsenin? Beni davet eden bir tane kız arkadaşım. Kimler vardı? O kadar. Murat Boz, Eser. Ama o eve davet etmedi. Biz herkesin gittiği bir ortak alanda buluşuldu. Sonra oradan mı eve hani geçildi? Evde o günkü parti Eser'in evindeymiş. Evet, Eser'in evi ama Eser evinin alt katına böyle gayet disco tarzı. Eser koronayı önceden hissetmiş. İzole bir şey yapmış ve orada da hani yanlış yaptığı hiçbir şey yoktu. Eser'in olmadığını ben biliyorum. Ey partici Eser. Neyse ki evlendi de millet kurtuldu. Bence de bir sürü hayır, aile işte bu kurtuldu. Mantık çok yanlış. Ben şimdi konuşamıyorum ama Murat Dalkılıç'a Eser da yaptı. De hani bizim durumumuza düştü. Hani nasıl diyeyim? Ne denir şöyle, ona? Eser'in parti yapmış olması yok ki yani suçluluk değil bir insanın parti yapması. Bekardı sonuçta, arkadaşlarını çağırdı, eğlendi. Burada değildik biz. Ama senin çok yakın bir yani senin sevgilinin arkadaşı senin evinde otursun ya sen önüne yemek koy, hep beraber oturun. Sonra senden ayrılsın. O çocuk parti yapsın. Kızlar onu eve çağırsın. Sen alınmaz mısın? Demez misin ya yani?
Çok keşke Aslı Hanım da gelseydi de bu mevzu hiç alevlenmeseydi. Ben isterdim gelmesi. Ama sen de yok yani. Peki daha kalabalık bir partiydi belli ki ama orada siz Murat Boz'la daha yakın olduğunuz içeriden bize bilgi geldi. Yoksa yakıştırıldı mı? Yok, öyle bir şey yok. Sadece o zaman biz dikkat çeken İkili kızlardık. Murat Boz zaten bu ülkenin yani pop starı. Evet. O yüzden o haber değeri o şekilde yoğun olacağı için o şekilde paylaşıldı. Şimdi, yani Ayşe, Fatma, Merve de vardı bir orada. Şey Merve yazsala, bir yazabilirlerdi. Şey sana. Ekstra yaptığımız bir şey yoktu. Peki bir şey soracağım. Murat Boz yakışıklı bir adam mı? Yani daha yakışıklılarını sayabilirim Türkiye için. Tamam. Murat Boz'dan hoşlanabilecek bir kadın mısın? Herkes o yani etkilenebilir. Murat Boz tabii ki de Gözde Bekar sınıfında bir erkektir. Ama benim şu an öyle bir durumum yok. Etkileneyim. Hani biz bence öyle bugüne dönelim de senin bu otel paralarını hangi iş adamı ödüyor? Bir ona gelebilir miyiz acaba? Var mı hayatının birisi? Yani ben özel hayat ve erkek arkadaş çok konuşmak istemiyorum. Yok, kim olduğunu sormuyoruz. Çünkü bir erkeğin yapabileceği her şeyi ben de yapabilirim. Peki bir ilişkin tamam var mı şu an? Bir ilişkin var. Yani evet var. Gördüğünüz gibi var. Biliyorum. İlişkisi olmasa normal ya. Peşindeyim çünkü. İlişkisi olmasa normal bir şey değil ki. Herkesin ilişkisi olabilir. Tamam yani, değil yani. Otel odasının da o diyebilir. O zaman hiçbir şey sormayalım. Onu soralım. Onu tabii ki olabilir. Onu soralım, o da olabilir. Tabii ki. Şimdi onu irdeleyelim ki neler var. Yani yoksa hepimizin bildiği şeyin sonucu bildiği şey. Ya otel odasına sevgilisi de ödüyor olabilir. Bunda ne var? E o zaman niye davet ettik? Ne soracak? Soracaklarını şey sormayalım mı? Neye davet ettik? Otel odasını sormak ne için soralım, davet etmedik yani. Buyurun ne soralım? Hayır, sonuçta da çok da sıkıştırmak yani şöyle. Niye birden buraya gelince daha duygusal, başkasına gelince daha kindar, öbürüne gelince daha bir şey mi olacağız? Hayır. Yok, kindarlık soruları, biz hiçbir zaman ben kindarlığı işte, kabul aynı etmem. Aynı soruları bu arkadaşımızla da soralım. Sordun, o da cevap verdi işte daha, diyor. Daha yeni vermeye başladı soruları. Vallahi program sahibi gibi, program sahibi Seren Hanım. Ne diyeyim ki? Yani hayatındaki adam en azından şu anda durumu iyi olan bir adam mı? Yani en durumu iyi, problemsiz. Yani durumu iyi derken ne sen demek? Sen cebinden para harcamıyor musun? Bazımız cebi üstüne veriyoruz mesela. Yani seninkisi öyle mi, değil ya mi? İnanın Seren Hanım, ben yaşıtlarıma göre çok para kazanan bir kızım. Peki sana başka ve buna güvenmesem de bu kadar para harcayacak kadar aptal hiç değilim. Peki. Yani eğer bir erkekten kazanıyor olsam bu lüks hayatı, yatırım yapmak aklıma gelir. Bravo. Benim yatırımım ayrıdır. Anne babam yapıyor yatırımımı bu arada. Güzel merkezi gelirlerine dokunmamaya çalışıyorum. Dışarıdan. Ne tarafta? İyi gayet. İyi. Yani şu an pandemi olmasına rağmen ben zararım de yok. Öyle bakıyorum. Ama evet, bekliyorum, çok mutlu olurum gerçekten. Bir şey söyleyeyim, tırnak yapıyorsunuz orada, cilt bakımı yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyoruz. Güzellik merkezi. Zayıflama çok kazandıran, en çok kazandıran şey, benim zayıflama o iş, bana. Şimdi başka bir şey soracağım. Fakir bir adam sever miydin? Yani şu ana kadar erkek arkadaşlarımın belli bir durumu oldu ama ben de belli bir ailede bir şey görmüş bir kızım. Yani ben şu olaya katılıyorum kesinlikle, denge. Hani bu demek değil ki sınıf ayrımından ama ya bir zekasından ya bir tipinden ya bir gücünden etkileniyorsunuzdur. Sonuçta yaşam standartı, aslında bir şey söyleyeceğim. Yaşam standartı insanların birbirine de uygun olmalı. Aslında belki o doğrusunu yapıyor. Sen yani, bu konu geldiğinde şimdi Seren'e arkanı dön bakalım. Çünkü bu konuda en beceriksizimiz Seren'dir. Evet. Yaşam hangi standartı konusunda. Ben senden biraz ders alacağım. Peki. Nihal, Bahar'ın düşmesine ne diyorsun? Mahsus. Zaten sesi çıkıyor, yakalanıyor yani. Ne tarafa peki, bir düşüyor? Görelim mi onu? Evet, bir görelim ne tarafa düşmüş. Ya tam anlamıyla televizyonda ne yapmasını, nasıl izleneceğini bilen bir kız. Kesinlikle. Zaten 15 sıra yükselmiş gündüz kuşağı için galiba iyi bir sayı bu reytinglerde. Tabii ki. Deli misin? Haberi ama o gördüm. Ekip çok iyiydi. Eski ekip. Oradaki bir başka kızlarla da kavga ediyordunuz ya. Onlar bile iyiydi rollerinde. Yani o ekip olduğu gibi çok iyi. Burada tek başına bir şey götürmeye çalışıyor Bahar aslında. Tek başına sırtlanıyor. Onun erkek arkadaşı var mı? Var onun. O söylüyor zaten yayında, değil mi? Ya Bahar'ın erkek, yani nasıl diyeyim ya, Bahar gerçekten çocuk ruhlu. Yani onun böyle bir şeyleri ciddiye almadığını görüyorum ben şu an. Öyle mi? İş olsun, aşk olsun, hani o kafalarda hiç değil. Bu senin intihar ettiğini hani iddia edilen eski erkek arkadaşın hastaneden çıkmış mı? Haberin var mı?
Yani hastanesi değiştiğinden beri yok açıkçası. Hastane değiştirdi. Evet. Zaten beni görüştürmüyorlardı. Haber almam engelleniyordu. Telefondan olsun, orada görüşmeye gittiğimde de bazı problemler yaşamıştım. O yüzden inşallah iyidir yani. E sen hiç zorlamadın mı onu görmek için? Ya zorladım ama şimdi aile üyesi olmadığım için yoğun bakımdaki birisini görme iznim yok zaten. Onun dışında telefondan en son mesaj attığımda da trip atıldı bana. Sen hayatında olmadıkça iyi falan yazdılar. Ha. Ya zaten hani öyle bir durumumuz yok da sadece ben haber almak isterdim. Yani İyi olduğunu bilmek isterdim. Daha rahatlamış hissederdim kendimi. Giyim kuşama çok para harcıyor musun? Evet. Kaç K? K Bahar'ın tabiri. Ama ben bilmiyorum. Üzerindekiler ne kadar? Çizmem 10 bin küsür galiba. Görebilir miyiz? Tabii. Çok şık çünkü. Beğendiniz mi? Evet. Şu anda evet görebiliyoruz değil mi? Biraz geriye gidersen biraz daha geriye. Oranın ışığı daha çok güzeldi bu arada. Ha, okay. Evet. Poz vereyim biraz. Evet. Ha, Allah. Çizmem 10K mı? Çizmelerim 10 bin küsür. Yalan olmasın. Dünyaca ünlü bir markanı aldım. Bu üstümdeki de yani kemerim 2000 TL. Onu biliyorum. Yan dön hayatım. Bu moda pro. Bak. Kızın çizmesinin şey topu bu yeni moda mı? İşte o topuk evet. Moda. Yeni sezon. Tamam bu 10K. Şu üstündekini söyle bize. Üstündekini da yine bir markadan İçinde aldım. Var mı bir şey yoksa bu bunun Hayır, mu? Hayır bu beraber ha. Böyle çok güzel. Beğeniyorum. Harika olmuş. Ama kemerim 2000 lira onu hatırlıyorum ama üstümdekini hatırlamıyorum. Kemer başka değil mi? Ay, dön evet. Bir de dön çok güzel ben görünüyorsun. Ben kombinledim bunları. Evet çok şık görünüyorsun. Teşekkür Peki ederim. Seni başkaları mı gidiyor sen mi karar veriyorsun? Yarışmada itiraf edeyim styling giydiriyordum. Ama bu haksızlık değil mi? Ve hep rüküş oluyordum kendim giyinmeye başlayınca daha iyi. Bir de sizin kendinize ait bir yürüyüşünüz var onu bana öğretir misin? Bahar'ın mı? Bahar'ınkinden. O bana ait Allah bir yürüyüş aşkına bir bakar değil. Mısın? Ha? Nasıl yürüyor şu Bahar Allah aşkına? Önden bir sen Bahar çok dik yürüyen bir kız. Aslında evet. Yurt dışındaki markalardaki modeller gibi yürüyor ama burada garipseniyor. Ya ben asla böyle yürümüyorum. Sen nasıl yürüyorsun? Sen daha havalı. Ya ben biraz daha normal ve Hadi güzelce. Peki şimdi sen kombin olarak sabah programına ya da öğleden sonra programına böyle gittin. Evet. Gittim. Senin mesela gördüğünde Allah aşkına bu giyilir mi? Ne giymiş de çıkmış mesela dediğin oluyor mu? Çok mesela Demet var. Akalın'ı beğeniyor musun kıyafetini? Ya Demet Akalın artık isim olarak marka olmuş bir kadın. Ne giyse olur mu için. Peki isim olarak marka yani olanlar? Yani onu artık böyle detaylarda eleştirmek ona haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani çünkü bir şeyleri başarmış birisi. Ben her zaman saygı duyarım başarılı insanlara. Şimdi her zaman. Soruyorum biliyor musun? Seren, Seren'e, size, Arto'ya duyduğum gibi... Yani Arto'yu pek duymuyorum bazen de neyse. Peki bir şey daha soracağım. Niye bunu söylüyorsunuz? Şimdi siz yarışma programında şık olarak hani başladınız ya. Hani şıklık da sizin işiniz. Bundan sonra hep bir misyonunuz var. Hep şık olmak zorundasınız değil mi? Size bunu böyle Şimdi ben aslında insanların ömür boyu aynı şeylerle eleştirilmesi ve bir sorumluluk yüklenmesi taraftarı da değilim. O zaman ben 19 yaşındaydım. Bahar ilk programa çıktığında 17 yaşındaydı. Yaşımızın gerektirdiği gibi davrandık. Kötü yorumlara da o şekilde göğüs gerdik diyebilirim. Şu an ben mesela asla bir yarışmaya çıkıp da asla o kadar büyük konuşuyorum. Neden? O zaman da yaşı büyük olanları eleştiriyordum yani. Burada ne işiniz var hani amacın ne ki burada oturuyorsun gibi. O zaman Bahar'a gitmesini istemiyorsun mesela şu an yarışmaya. Ya Bahar dediğim gibi o yarışanın insanı olmayacak o diyor ama ben daha bilinçlendim ben artık öyle bir yarışmada olmayacağım diyor yani. Survivor'a gider misin? Hayır yarışmayı kötülemiyorum ben moda programlarını ve bu iç dekorasyon programlarının yapılması taraftarıyım. İnsanlara bence öğretiyor neden bir İtalya olmayalım. Ama öğretiyoruz ama İtalya olabilecek o gusto da değiller. Ama yani. Böyle böyle olacak. Yo ben bu sene her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum ekonomi başta yani olmak inşallah. Üzere. Mutluyum tatlım. İnşallah. Burcu ne? İkizler. Şimdi böyle İkselenin de akrep. Şimdi böyle de oturup konuştuğun zaman gayet zekası yerinde, aklı başında konuşuyor yani. Şimdi işte ben de bu programların bazen insanları da tamamen acaba yanlış mı tanıttığını da Reality show çok yani. Tehlikeli Seren Hanım. Çünkü kendi karakteriniz yani o programda yaptığınız her şey
bu kız böyle bir kız olarak Nihal, sana bir kayda şey geçiyor. Şeyval... Halbuki oyunculuktan farkı yok reality show'un. Peki Şevval Şahin'in başına gelenleri gördün mü? Evet gördüm. Onun genel kültür... Şevval'i. Tanıyor musun? Onun evet. genel kültürüyle alakalı belden aşağı bir şeyler yaptılar. Kızı canlı olmayan bir programda rencide ettiler. Ne düşündün? Ya da sen ona sorulan soruları biliyor muyum diye hiç kendi içinde düşündün mü? Zorunda Tabii değilsin ki biliyorum. Peki ama, onu kınadın mı? Şevval'in şartları... Bende kınama olayı yok. Kınama başına gelir olayı var ya. Ben onu çok küçük yaşlarda deneyimlediğim için bende kınama olayı yok. Yani kınamıyorum. Ve şöyle bir şey. Yani öğretici eleştiri yapılması gerekiyor aslında. Hmm. Yapıcı eleştiri. Yani onu orada o kadar rencide etmek değil de... Hani sizin şu an yaptığınız gibi tarzda bir programda olsaydı kendini daha iyi, daha rahat ifade edeceğini düşünüyorum Şevval'in. Gergin bir programda. Ve kesinlikle ben onun yani. Vizyonsuz, böyle cahil bir kız olduğunu da düşünmüyorum. Sohbet etmişliğim var. Hani gayet yaşına göre tatlı olması gerektiği gibi bir insan. Yani çok eksiklikleri var tabii ki. Yani işte, ama oradaki soru şekli de çok... kompleksli. Çok kompleksli. Gibi. Şimdi bakın konuk gelmiş. Konuk gelince, kendi programına konuk gelince. Şimdi kendi programına onların konuk gelip de onu, ona soru şekilleri ona o kadar aşağılarcasına ve çok kötüydü ki. O yüzden de tabii ki İstiklal Marşı'nı bilmiyor olmuş olması bana göre bir eksiklik. Ama zaten Türkçesi az bir yani nasıl diyeyim, biz konuştuğumuzda da yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşmuştu. Yani onun da tüm kameralar onu çekerken kalkıp o Bahar Can'dan değil ki korkması olmaz şafaklarda diye başlasın. Ya evet, hemen arkada Bahar koltuğa çıktı. Bir koltuğa çıktı, koltuğun koluna çıktı ve İstiklal Marşı'nı söyledi Bahar. Bahar şimdi yani. Onda da şöyle bir tepki, Bahar'ı çok eleştirmişlerdi trigonometriyi anlatamıyor diye. İşte sen Türkiye'nin işte en bilmem ne kafasız kızısın gibi. Hmm. Hani o da diyor ki bakın hani daha beterleri başınıza geldi şimdi. Ben trigonometriyi anlatamamıştım hani sokağa çıktığınızda 10 kişiden... Kaç kişi anlatabilir? 7 kişi anlatamaz bana sorarsanız trigonometriyi. Kosinüs, sinüs ya, dışında herhalde. Bahar'ın anlattığı kadarıyla anlatabilir. Trigonometriyi niye sordular ki? Söylemişti. Ama çok saçma yani. Trigonometri nereden konu? Kim bilebilir ki bunu ya? İşte hakikaten böyle şey... bir lincimiz de oldu çok şükür. Trigonometri kaç kişi bilir ya? İşte ona çok takıldılar. Yani biz asla kitap okumayan, işte gündemi takip etmeyen, eğitimsiz, cahil asla bunları kabul etmiyorum. En son okuduğun kitap? En son hangi kitabı okudum? Saçma sapan bir kitap okudum. Evet, saçma sapan. Ama bu arada roman yazıyorum ve yayınlayacağım yani. Peki ne yazıyorsun? Kendi hayatını mı? Hayır tabii ki. O kadar yaşamışlığım yok. Aşk romanı. Evet. Ve herkes roman yazabilir bence. Türkçeniz kesinlikle. Olması ve hayal gücünüz olması yeterli. Ben zaten herkes yazıyor. Yani iyi bir editör bulursun. Onları edite eder. Ben herkesin kişisel gelişim kitabı yazması taraftar değilim. Ama herkes içinde böyle bir istek varsa yazarlık kesinlikle. Roman ve öykü yazabilir. Kesinlikle. Yazarsın. O yüzden de onu da yayınlayacağım. Artucuğuma da bir tane hediye edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Artu sana küstü galiba. Kime? Neden? Yok niye canım. Konuşmuyorsun çiçeğim? Sana duruyor kızım. Çiçeğim neden konuşmuyorsun? Ona ne küseyim? Küsülecek bir durum var. 200'lü olunmasını sevmiyorum ben sadece. Ben mi 200'lüyüm? Yok hayır, genel anlamda yani. Mesela? Bütün soruları sorabiliriz sana. Sonuçta sen evli bir adamla birlikte olmuşsun. Sen otelin parasını kim ödüyor diye sorabiliriz. Bilmem oraya atın cevap biliyorum, veriyorum biliyorum, kendim biliyorum. Ödüyorum. Hayır Seren otelin... diyor ya onu sorma bunu sen sorma. Sen bir gün gelsene ben hayır, seni ağırlayayım. Tabii ki memnun da olurum. Onu sorma bunu sorma demedim. Daha yakından ama tanırız. Konuk gelmiş bir insanın da çok üzerine gelinmesine yani üzüldüm bir şekilde. Kim ödüyor bilmem ne falan filan diye. Yani kendim ödüyorum diyor çünkü. O yani çok da üzerine gidince bu sefer kendimi kötü hissettiğim yok, için onu söyledim şimdi, yani. Yok şimdi bir sevgilisi olduğunu öğrendik o yüzden. Hani sevgilisi sevgilim var ama yani. O da otel, ödeyebilir. Otel sonuçta. Kız kardeşimin ve kendi otelimin konakladığım yerin parasını ben ödüyorum. Ben bir erkekten neden konak ücreti isteyeyim ki? Konaklama yani temel ihtiyaç anlatabiliyor muyum? Niye olabilir bir erkekle hayatını paylaşıyorsan? Hayatındaysa verebilir de. Bunda da yani normal bir şey ama yok da. Hani, ben, otel iddialı bir şey ya yani pahalı bir şey. Hani devamlı kal. Hande Ateyze yıllar önce Mumaçka'da bir otel vardı mesela. 2 sene falan otelde kalmıştı yani. O evet, zaman da çok konuşulmuştu. Yapıyor. Tabii tabii. Ben de 3 aydır bu otelde kalıyorum. Gayet de memnunum. Şu an imkanlarım el veriyor. Bu otelde kalıyorum.
Yarın imkanım el vermez. Peki, bir artı bir, bir öğrenci mı? Evinde kalırım. No bu parayı problem. Tırnakçılıktan mı kazanıyorsun? Tırnak yapmaktan mı kazanıyorsun? Birincisi bu kadar ben parayı? Tırnak yapmıyorum. Ben bir güzel merkez işletmesi sahibiyim. Işte, şimdi ürünlerim falan da çıkacak. Onun dışında e-ticaretten bir şeyler yapıyorum. Yani kendim bu benim demediğim, çalıştığım, ortak çalıştığım markalar da var. Yani hukuk da okudum. Artu'ya kendimi beğendirmek için ne yapmam lazım bilemedim. Hayır, bunları bana beğendirmek için bu bir şekilde gelen soruları karşıya yani, anlatıyoruz ya. Aslında merak yani insanlar şöyle bir şey diye düşünüyorlar aslında. Yani acaba senin böyle özel hayatınla alakalı erkek arkadaşların oluyor veya işte hani bunlar da çok oluyor belki. Hani onlardan bir beklentim mi oluyor? Diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Bunları yani söyle bu işte. Kadına şiddet cümlesidir bence. Ne demek yani lar? Benim erkek arkadaşım vardır ya da yoktur. Şu an bir ama erkek arkadaşım fazla, var. Mesela biri bitince diğeri oluyor ama, ya, o yani ya herkes hepimiz için geçerli olsa o kötü anlamda ama sadece senin ekonominle alakalı çok seni çalışırken görmedikleri için bu değirmenin suyu nereden geliyor diye insanlar soruyorlar. Bunu sana sormamızda hiçbir kötü bir şey yok çünkü senin açıklaman lazım. Belki de ki kendini ifade et diye söylüyoruz en azından. Ben de açıklıyorum dediğim gibi kendi ismimin geçmediği markalarla da işbirliğim var. Hmm. Kendime ait bir marka da var. Şimdi reklama gideceğiz ve ben dönüşte ona diyeceğim ki hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu ve neden? Bunun açıklamasını yapacak Nihal bize ve sonra son sözleri. Murat Bozlan'ın parti ilişkim. Sesin güzel mi? Aşırı. Aşırı. Her şey yeteneği olan bir ben. Gerçekten soruyorum. Bir albüm bir şeyler olmuştu çünkü bir şarkılar bir şey. Albüm değil ben tanıtım müziği yapmıştım. Güzel merkezim için. İyi, tanıttın mı? Tanıttım. Ne nasıldı? Söyler misin azıcık? Bakarım aynaya, güzelim korkmadan, sen kapımı çalmadan, eksik kalır hep bir şeyler, işimiz sanat falan filan diye böyle ekliyor. Çok güzel sesin. Gerçekten Rayman bir sen, rapte bir olaysınız. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Ben Rayman gibi özgüvenlilik yapıp yılın sanatçısı falan olmuyorum, bana laf adama. Ben bir şey daha sorayım mı? Gerçi şimdi hani sorma diye bağırabilirler yine bana ama... Mesela sen bundan 6 ay önce sorma. Residence'dan bir büyük residence'dan kiraları ödemeden kaçmışsın. Ödemeden mi? Öyle bir duyum geldi. Evet, hangi efsaneye göre? Söyleyeceğim. Hatta düşün nakliyeçilerin parasını bile ödemek için Hakan'a gitmişsin, para istemişsin. Hakan kim? Eski sevgilisi. Impossible hayatım. İkisini söyle hayatım. Impossible ne canım? İmkansız. Hiçbir yalan yerden kaçmadım. Haber yalan mı? Yalan tabii ki yani ben neyim anlamadım ki ben emeğe çok saygı canım, duyan bir insanım. Paran olmayabilir, bakın, çıkmış olabilirsin. Bakın bana sponsor olan yerlere bile gittiğimde inanın bahşiş benim yaptırdığım işlemi geçiyor. Bana bunu kimse söyleyemez. Çünkü ben bu konularda çok hassasım. Kendim de aynı işi yapıyorum. Emek, hizmet. Hı hı. O yüzden asla kimsenin kirayı, hakkını bırakmam. Her şeyi öyle mi? Hayır, alakası yok. Kim gelen söylediyse soru, işte, yalan söylemiş. Soruları soruyorum ya. Bak güzel ama açıklamak durumunda oldun. Yani. Yani nakliyeye kadar yalan bu kadar söyleniyorsa. Ya şöyle de bir imaj olmasın o yani. Nihal'le Bahar'sa bütün disiplinsizlikler onlarda. Bundan rahatsız oluyor musun? Ben çok sorumluluk sahibi bir kız olduğumu söylerler. Yani çevremde de bu kadar yoğun çalışan tek insanım. Yani arkadaşlarım olsun, kız kardeşim olsun. Hani benim genelde olgun bir karakterde olduğumu söyler beni yakın tanıyan insanlar ama kendimi bu şekilde nasıl lanse etmeyi başardım onu ben de merak ediyorum. İşte bu şeyden bu programda biraz öyle oldu sanıyorum değil mi? Programda Bahar'ın hareketleri, böyle konuşma tarzınız falan dışarıdan böyle başka bir dünyada gibi duruyordunuz. Ama zaten başka bir dünyadaydık hani pembeli, Mustafa Topaloğlu mavi, aynı dünyada. Ben uzaya falan ya bir şey söyleyeceğim. Ya ne kadar nefret ederseniz edin. Belki biz de ilk baktığımızda nefret ediyorduk. O kadar ama gerçekten o kadar yumuşak kalpliymiş. Evet, şoka yani, girdim. Sağ ol canım benim. Mutlaka ama bak şimdi bu sevmemiz senin yanlış yaptığın ya da yanlış yollara arada girdiğin ya da girmediğin anlamına gelmiyor. Ama sen en azından o dışarıdaki daha değişik kötü kadınlardan bin kat daha tatlı ve
iyi gözüküyorsun. Bir kere sinirlerin çok güçlü. Evet. İltifat mı etti? Yok yani aslında iltifat. Yani şöyle aslında tabii insan hepimizde bir ön yargı var. Var. Herkesin aynen. birbiriyle ilgilisi var. Şimdi tanıyınca ve böyle yakına gelince konuşunca bu sefer o sinir olma, iyi deme ve hani böyle kötü görme şeyin sen konuştukça mesela ben de geçti yani. Bir dakika. Kişisel. Yani. Kişisel. Evet. Düşün ki ikinci kadın olduğu halde evli bir adamla... İkinci kadın değil. Hayır şimdi başka i̇kinci bir şey diyorum. Kadın, ikinci hayır, kadını olsun. Kabul etmiyorum. Ben ne zaman ikinci evli kadın olmuşum? Evliydi ama Hakan. İkinciliği neye göre, bu sıralamayı hayır, neye Hakan, göre belirliyorsun? Hakan evliydi ve Seren ilk defa olabilir seni ama savundu. Ben de onunla ilgili gerekli açıklamayı burada samimiyetle yaptım. Onu bir daha yapar mısın? İnsanların tutarsız konuşmaları da yayına yansıdığı için halkın benim samimiyetime inandığını ben Instagram yorumlarımdan anlayabiliyorum. Sizi ikna edememiş olabilirim. Hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika. Onu bana bir daha bir anlatabilir misin? Orayı Hakan evliydi, bana. Hala da aha. evliydi. Yani evet, birlikte olduklarında. Evliyken birlikte olduğun tabii. için mi? Şimdi evet, şu an yapar mıyım? Asla yapmam. Kağıt üstünde. Ama o zaman çok da güzel. Kağıt üstünde evliydi. Sadece kağıt şu üstündeydi. Şu anda Hakan kimle birlikte? Sen onu söyle bana. Bilmiyorum. Şu anda muhtemelen eşiyle birlikte. Gözlerini açtıysa inşallah sağlıklı olur. Yani onunla ilgili şey, bilgim olmadığı için bir şey söyleyemem. Bir detay var. Elindeki yüzüğü ters çevirmişsin. Onu bir gerçeğini göster. Evlenecek misin? Her an evlenebilirim. Bu sevgilin evli mi? Hayır şaka yapıyorum. Bu sevgilin evli mi bu arada? Aa, evli Artacığım. Yoksa yine kağıtta bitmiş ama ben yine... Yok hayır hayatım ben çift sayılar benim uğurlu sayım. 2, 4, 6. kadın olmadıkça ilişkim okey gitmiyor o yüzden. Lütfen onu bir şey soracağım. Bu şimdi izliyorlar ya güzel mesajla kapatalım böyle bir şey. Bir kere güzel istemem. Bir şey dedi ama bir daha asla diyor. Yapmam diyor. Yok. Ya bu gerçekten sana gelen sorular. Sen her söylediğinde aslında belki de artı puan alıyorsun. Demin dediğin evet. gibi. Bir erkekle bir yerlere gelmiş çok kadın var. Ama ben ne evli ne bekar hiçbir erkek aracılığıyla bir yerlere gelecek bir kız değilim. Çünkü benim kendi özel yeteneklerim var. Artı kapatıyoruz. Bunları inşallah zamanla size daha net gösterebilirim. Peki ne zaman istersen hadi gelip bundan sonrası için sana bol şans, güzelliklerle, yeni kararlarla, eskiyi kötüyü... Teşekkür ediyoruz her sorumuzu cevapladığın için. İçten teşekkürler. Cevapladı ve özrünü bile diledi.